Hayırlı cumalar efendim. Hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına, mutfağıma nasılsınız? Öncelikle çok güzel bir gün diliyorum inşallah bu mübarek cuma saatinde efendim. Dertlerimize acil devalar diliyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz efendim. Dualarınızla lütfen herkes birbirine yer versin ki inşallah herkes huzurlu ve mutlu olsun. Öncelikle bunun altını çizelim. Efendim bu üçlü tencere setinden bugün bir izleyicimize hediye edeceğiz. Yapmanız gereken sadece Nermin Nefes Mutfağı'nı takip edip, altındaki sponsor firmaları takip edip, yayın içerisinde vermiş olduğumuz şifreleri bütün bir şekilde yazıyor olmanız. Şimdi efendim şöyle hemen bir menüye geleyim. Serpil'cim hayırlı cumalar. Teşekkür ederim canım. Muhteşem bir menü. Ramazan öncesi efendim. Bu akşam sahura kalkacağız. Öncelikle hepimize hayırlı uğurlu olsun. 11 ayın sultanı. Ya şehri Ramazan hoş geldi efendim. Evlerimize bereket, huzur, sağlık, mutluluk, neşe getirsin. En önemlisi bu efendim. Huzur olduktan sonra, sağlık olduktan sonra her iş kolay. Yeter ki Rabbim yatağa mahkum etmesin bizleri diyorum. Ve sahura özel tariflerimizle devam ediyoruz. Ev yapımı bir cips yapacağız. Hafif, pratik. Böyle patatesi doğrayıp değil efendim, farklı bir yöntemle sizlere sunacağız. Gerçekten çok keyifli bir tarif. Lütfen ekrandan ayrılmayın. Bana sürpriz oldu efendim. Nermin'in çiğ köftesi yazmış Serpil. Evet. Evet, birazcık içinde farklı lezzetlerin olduğu bir köfte hazırlayacağım. Biraz uzun sürecek. Buradan Antep'e selamlarımızı gönderiyoruz. Birazdan sürprizlerle devam edeceğiz. Bu yayın kaçmaz. Yükseldi Boşnak Çiğ Köftesi olarak değiştiriyormuş ismini. Tamam. Yüksel'in çok sevdiği bir tarif vardı. Durmadan önüme atıyordu. Durmadan atıyordu. Dedim ki hadi bugün de onu yapayım. Portakal dilimi bir kurabiye kıyır kıyır üzerindeki portakalla birlikte muhteşem bir aroma verecek. Ve tabii ki olmazsa olmazı sahurda pratik bir gözleme hazırlayacağız. İçerisinde yumurtası, otu ve hamuru olacak. Onu yedikten sonra efendim gün boyu inşallah orucumuzu böyle dik bir şekilde uykumuz gelmeden, yorgun hissetmeden tutacağız. Allah nasip ederse iftarlarımızı da zaten bizimle birlikte açacaksınız. Pazartesi günü biz tabii ki yine burada canlı yayında muhteşem sahur ve iftar önerileriyle sizlerle olacağız. Efendim Serpil'cim, gözlemeyle başlıyoruz. Evet, gözlemeyle başlayalım dedim ama. Tamam. Şöyle koyayım kartlarımı. İlk şifremiz bitmez efendim. Bitmez. Bu dünyanın işi gücü bitmez. İlk şifre bitmez. Pratik gözleme için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz ve aldığı kadar unumuz var. İç harcı için 300-400 gram arası bir ıspanak, bebe ıspanak tercih ederseniz çok lezzetli oluyor. 4 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, karabiber ve tuzdan oluşan bir iç harcımız olacak. Hamuru yoğurmayacağım efendim çünkü size Nermin'in ve Boşnak çiğ köftesi olarak değiştirilmiş bir isimle çiğ köfte yapacağım. Efendim, evet, çiğ köfte yapacağım. O yüzden hamurumuzda ne var biliyor musunuz? Maya burada yok mu Serpil? Yok, mayalı hamur yapmadık ki bunu. Ha, bu doğru, mayasızdı, pardon. süt ve su. Bunlar ikisi ılık olması yeterli olur. Önce güzelce sütün ve suyun oranına göre yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Yavaş yavaş un ilave edip tuz ve sıvı yağını da içerisine koyup toparlıyoruz. Güzel bir mantı hamuruna benzer hamur elde ediyoruz. Bu kalsın. Bunları kaldırayım. Şöyle zaten artık hamuru hepimiz yapıyoruz. Malum şipşak bir şekilde hazırlıyoruz. O yüzden ne diyorum ben size, vakit kaybetmeden şekillendirmeye geçeceğim. Ama bir elimi hemen yıkayayım izninizle, hamur açacağız. Şöyle tavaları ısıtalım, tavalarımız ısınsın. Rabbim inşallah hayırla, huzurla Ramazan ayını geçirmeyi nasip etsin. Birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sıkıntıdan arınmış. Bu gece ilk teravih namazını kılacağız. İnşallah Allah nasip ederse. Aslında ufak ama önemli şeyler. Çocuklarımızı da teşvik edelim. Biz küçükken başladık oruç tutmaya malum. Ve çok keyifli, güzel günler yani. Şöyle dönüp baktığımda hep söylerim. O annemle, babamla gece sahura kalkıp yapmış olduğum o sahurları o kadar çok özlüyorum ki, iftarları o kadar çok özlüyorum ki. Serpil, kesme apartımız hemen yanında, Verdane'nin yanında canım. Hepsi o kadar keyifli bir şekilde anılarda ve akılda kalıyor ki. O yüzden bugünlerin kıymetini bilip çocuklara lütfen gösterelim.
Hamurumuzdan şöyle hemen küçük parçalar ayırıyorum. Bakın dinlendiği için çok güzel, kaliteli bir hamur olmuş. Bezelerimizi mümkün mertebe minik yapmaya çalışıyorum. Ispanağımızı çok minik doğramanız gerekiyor. Çiğden olacak. Minicik doğradıktan sonra üzerine yumurtasını kıracağız. Pardon, içine yumurtasının sadece sarısını kıracağız. Şimdi ıspanakları tuz ve karabiberle bir miktar ovacağız. Bezelerimizi de hemen ben yapmaya başladım. Şöyle güzelce merdane ile pasta tabağından bir tık ufak bezeler yapacağız. Şöyle. Bir de bereketli bir tariftir. Ev halkını doyuracak hafif bir tariftir. İçerisinde malum çok fazla bir yağ kullanmayacağız. Sadece hazırladıktan sonra şey yapacağız. Kızartırken biraz tereyağı üzerine gezdirebiliriz. O da gözleme gibi piştikten sonra yaparız. Aynen, o da gözleme gibi pişecek. Şöyle. Güzelce hemen hızlı hızlı toparlayayım. Bunlar büyük olmuş birazcık. Biliyorsunuz bu konuda bir türlü ayarlama yapamıyorum. Eller çalışıyor efendim. Çalışan demirde pas tutmaz biliyorsunuz. İşleyen demirde pas tutmaz. Rabbim elden ayaktan düşürmesin. Çalışma gücü versin. Hepimizin bir gayesi var. Hayatta olmak ve çocuklarına ya da işte geleceğe güzel işler yapıp başarılı olmak. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Hep dua ederim efendim. Düşmanımın bile Rabbim gönlüne göre versin. Ben iyi düşünürsem, iyi istersem Allah da bana zaten güzellikleri ve iyilikleri nasip eder. Düşmanın, işte diyorum ya, burada anne çok önemli. Düşmanına bile kötülük istemeyeceksin. Gerçekten öyle. Sen bunları yapıver ya, istersen. Sen burayı Ben de açmaya karıştır. Başlayayım. Şöyle hemen tuzu döküyorum efendim. Ispanak, Serpil minicik minicik doğradı. Üzerine karabiber serpiyorum. Acıyı sevme olayınıza göre ayarlayın. Şöyle birazcık elimizle hem fazla kabarıklığını alalım. Şöyle çok lezzetli sahur önerisi efendim. Sadece birkaç malzeme ile yapacağız, görüyorsunuz. Tık 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 tık, inşallah hemen işleyecek. Bir yandan da tavamı ısıtayım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şey oldu herhalde yine. Siliyoruz ya sabahları buraları. Şey yapıyor. Evet. Tavamızı da aldık. Ben bir elime hemen su tutuyorum efendim, geliyorum. Yumurta kullanacağız gözlememizin içerisinde. Hamur çok güzel olmuş, dinlenmiş. Hamuru evet. Dinlendirdikten sonra yapımı çok kolay oluyor, bilginiz olsun. Oklava da kullanabilirsiniz birazcık açımında. Şimdi ben bir açayım bir tanesini hemen. Ne olayım istersen sen. Şöyle çok büyük açmayacağız. Çok da unlamazsak nefis olur. O mermer oklava çok hoşuma gitti benim, merdane. Ondan almamız lazım. Yüksel biraz pahalıydı baktım ama böyle 2 dakikada açıveriyor. Ağır ya. Ağır güzel oluyor çok ya. Çok hoşuma gitti. Hafta sonu bir yerde gördüm. Duydun mu Yüksel? Sesin şu an çıkmıyor. Hiç duymuyor. Merdane diyorum, Yüksel diyorum, mermer diyorum. Aradığınız şey telefonla şu an ulaşılamıyor. Günahına girme adamın, telefonla konuşmuş bak. Yeah. Yoksa alır yani. Ben diyorum ki mermer merdane alalım diyorum. Birazcık şey pahalı ama. Tamam Yüksel, söylemedim varsay. Tamam, sen telefonla konuşmaya devam et. Orada kal, mübarek cuma, bir de şey yapma. Söylendi değil mi? Yok, başka şeyler söyledi. Söylemeyeceğim. Ah Serpil'cim. Şimdi efendim biz hepsini açmayacağız tabii. Burada şu an vaktimiz yok. Bir 5-6 tanesini yapıp böyle tabağa alacağız. Tavamız iyice ısınacak. Bu kadar büyütmeniz yeterli. Bakın inceliği bu. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Bezeleri zaten çok küçük yaptığım için gayet güzel oldu. Şimdi ben bunu tavanın içerisine alıyorum. Şöyle gelelim. Çok azıcık. Koydum tavanın içerisine. Bir tane yumurta koyacağım.
Ya evet, bence de bir şöyle taneyi kıralım içine. Sarısını ayıracağız tabii. Sadece akını ayırıp sarısını koyacağız. Şöyle bakın. Şunu yapabiliriz istiyorsan. Birazcık çabuk davranayım. Evet. Böyle bol ıspanaklı. Altını da kısayım. Bu da sana yeter. Bakın burada sadece sarısını alıyorum. Çok görüntünün büyük güzelliğine bakın. Bayılacaksınız. Serpil, onu bir tık daha büyütemez miyiz? Büyük bezeleri deneyeyim, istersen. Deneyeyim. O küçük birazcık. Şurada bakın. Bunu bırakıyorum. Allah'ım. Yer açtım. Kabardı bile. Şöyle yapıp bakın. Kapatıyoruz gözlememizi. Efsane bir şey oluyor gerçekten. İçerisinde yumurtasıyla hem proteinli hem de tam istediğim görüntüyü yakalayacağım bir lezzet oluyor. Neyle döndürebilirim ben bunu Serpil'im? Sana maşımızı vereyim, dur canım. Al tatlım. Teşekkür ederim. Bakın nasıl şişiyor, gördünüz mü şu an? Harika. Şu an muhteşem bir şekilde şişiyor. Bakın, bakın. Şimdi yumurtasını da pişireceğimiz için şöyle bir kibarca çeviriyorum. Şöyle. Üstüne de Serpil'cimden tereyağı isteyeceğim. Şöyle parlatacağım birazcık. Evet. Orada kızarırken ben burada ikinciyi yapayım. Şöyle bakın. Evet, şurada bakın şöyle kenara koyuyoruz. Karabiber ve tuzla olduk kıymetli izleyicilerim. Tam bir savur önerisi, aman ya Rabbim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda Kanal 7 izleyicilerine özel, benim canlarıma özel muhteşem tarifler. Şöyle çocuklar bayılacak. Aklarıyla da efendim ne yapın biliyor musunuz? Aklarıyla bana Nermin yap. Melemen yapın. Ben seviyorum beyazını. Evet, o dediğin kurabiye türü de çok güzel oluyor. Bakın şöyle koyduk. Hop. Şuradan geliyoruz. Bak, 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 bak. Şöyle dağılır. Koyuyoruz. Dağılır. Bakın şöyle. Tavada yapamadım, sıcaktı. Evet biliyorum. O sonrasında. Bakın. Aman yarabbim. Çevirdin mi Nermin? Çevirdik. Oh. Şimdi bu hazır burada bak. Bunu yakın görelim mi? Çok güzel oldu çünkü. Şekli de çok hoş oldu. Ponçik ponçik. Bakar mısınız? Şurayı böyle bir ördüm. Bak. Harika. Ya kızartılınca ağır oluyor Yüksel Bey. Savur önerisi dedik. Tavada böyle tereyağıyla inşallah koyuyorum tavama da şu an. Yapıvereceğiz. Bakın. Yağını da dışarıda yapalım, hiç tavamız oh yağlanmasın bile ha? Aynen öyle. Şey, çatal. Şimdi hemen çatalla ben onu bir şey yapayım. Birazcık ikili çalışmanız gerektirecek bir saha. Malum kızınızı, çocuğunuzu da alın. Tereyağı yağlama kısmını yaptırın. Şöyle birazcık parlasın gözlemeler. Ama kokusu çok güzel biliyor musunuz? Şöyle mis gibi bir koku. Yapın orada. Sahura mis. Hemen diğerine geçiyorum. Ah, kim arıyor beni gene? Kim arıyor beni? Kim arıyor beni? Kerem değilmiş, sıkıntı yok. Ömer veya Kerem olsaydı bakardım. Şöyle güzelce yerleştiriyorum. Melike beni aramıyor artık yayın saatlerinde. Büyüdü annesinin gülü. Şöyle koyduk. Buna da bakayım bir yandan yanmasın. Oh, mis gibi. Gözleme şeyimizi mi? O aparat büyük şimdi burada dedik. Hemen şipşak yapalım. Bakın buraya koyuyoruz. Yani dilerseniz yumurtayı şey de yapmayın yani, kullanmayın. Sadece ıspanaklı yapın yani, hiç sıkıntı değil. Sadece burada amaç şöyle burayı iyice kapatın ki pişerken dışarıya akmasın. Ama hem proteinli hem de diyorsunuz ki tok tutsun. Savur önerisi olsun Nermin Hanım. İşte size savur önerisi. Gerçekten çok hoş bir tarif. Şöyle bırakıyorum. Şöyle yağlıyoruz. Allah Allah.
güzelce koyduk. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bak. Harika. Kızartabilirsin Yüksel Bey. Ben tarifi veriyorum. İstediğin gibi değiştirebilirsin. Sıkıntı yok. Yumurta akına bulayıp ekstradan bir şey yaparsan bu çok zor kızarır. Olmaz. Öyle yani işte biliyorsun ama şimdi ben ne diyeyim sana yani yumurta akına bulanmaz bu börek. Yağın içine hiç atılmaz. Böyle yumurta olur hamurun üstü. İçi de pişmez. Sen yap gönder bana hacı. Tamam. Yapacak mıymış? Evet. Yumurta akına bulayıp kızartacakmış. Tabii be, sarısına bu anladık da akı ne ya? Şöyle koyuyorum. Ben sana beze yaparım onlarla şey yersin. Ondan Merenç. Sonra neyse neyse yapımcı. Şöyle alıyoruz bak 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 bak. Bak güzelliğe bak gerçekten bu tarife bayıldım. Bakın şöyle bir parlatıyoruz. Aman ya Rabbim Nermin'in enfes mutfağı gerçekten... Sizler için en özel, en farklı tarifleri bir araya getirmeye çalışıyor. Şu gözlemenin güzelliği ve lezzeti gerçekten yapmadan anlayamazsınız. Nacizane tavsiyem, denemeyen kalmasın. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle basıyorum. Sonrasında bak, buradan şöyle katlayarak gelebilirsiniz. Hem de dışarıya akma olayını tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Hamurun üstüne yaptınız. Basınçtan ötürü. Bakın. Hop. Çok güzel. Harikayız. Vallahi hemen hepin sen hepin de gel bakayım benim tatlım. Koydum. Serpil birkaç tane daha yumurta isteyeceğim. Ben vereyim. Yeter Serpil bizim için. Yeter mi? Kaç tane daha mı açalım? Bilemedim. Sen söyle. Bence. Yeter bu kadar. Yeter. Daha çiğ köfte yoğuracağız. Bakayım. 3, 4, 5, 6. Yeter. Dolu dolu gözükür. Bol sürü diyor. Tereyağını acıma diyor yapımcı. Allah Allah. Aa. Tabii Ayşe gönderiyor ya tereyağı. Kendi vermiyor para. Neyse. Sofya'cığım gönderiyor. Evet, 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 evet. Nermin'in enfes mutfağı. Harika sunumlar, harika tariflerle hafta içi 5 gün Ramazan ayı boyunca da Kanal 7 ekranlarında sizler için en farklı, en özel güzellikleri bir araya getirmeye devam edecek. Bizler araştıracağız. Sizler düşünmeden mutfağa girip hazırlayacaksınız. Pazarlarınızı yapacaksınız. Saatimiz çok güzel. 12.20 efendim. Saatimiz harika. Biraz daha şu tarafını kızartayım. Sağ ol Serpil'im. Ben daha açmıyorum o zaman Nermin. Yok yeterli. Sen ıspanaklarını bana koyarsanız hızlı hızlı ben de yumurtalarını atayım. Kızartalım ve diğer tarifimize geçelim. İzleyicimiz de sıkılmasın. Bakın. Nasıl güzel bir görüntü oluyor ya. Bakın. Bak bak bak. Şöyle hemen kapatıyorum. Şuradan. Şurada sana yer açtım Nermin. Bak, harikasın. Bak. Ortada bir çukur yapın bizim gibi. Çukur yaparsanız daha rahat oturuyor. Sıkıntı değil. Şöyle. Hemen katlamaya devam ediyoruz. Nermin'in enfes mutfağı dop dolu. Evet. Hop seni de aldım böyle gel. Şimdi sana hemen ben süreceğim. Şöyle bunu da çevireyim. Ters düz yapıyorsunuz. İçindeki o yumurta sarısı böyle şey gibi oluyor biliyor musunuz? Cuk kızarma oluyor. Harika. Oo. Tereyağı. Hemen senin bu tarafını da yağlayayım ben canımcığım. Aman Allah'ım. Bakın bakın. Nefis. Şu an yesim geldi biliyor musunuz? Şöyle de bir tane. İzleyicilerim. Canlarım. Bir tane daha açsaymışız, ıspanağımız tam oluyormuş. Yumurta aklarıyla birçok şey yapabilirsiniz. Melek yapacağım işte. Melemen yapın, dediği gibi kurabiye yapın Serpil'in. Beyaz beyaz melekler var ya, beze. Aynen öyle. Şöyle de ayırabilirsiniz. Beze hop. Diğer hamurları da poşete koyalım, akşam sahura yapıveririz. Çok güzel olmuş biliyor musun? Hamur Nermin çok güzel, evet. Bak. Bir de kolay da açılıyor. Dinlenince. Bakın, hop. Yumurta aklarını alalım orada. Şey, hemen geliyorum yani. Şöyle bir elime de sıkıtayım ben. Şimdi kapatmayı yapacağız hızlı hızlı. Şuradan aldık. Şu kısma bastırıyoruz. Oğlum. Şurayı bir bağlama yapıyoruz.
Elinizde çok oynatmanızı tavsiye etmem. O yüzden ben tezgahtan almadan yapıyorum, görüyorsunuz. Şey olmasın diye, tamamen hani akmasın diye. Bakayım bunu. Oh, senin de çok güzel oldu. Hemen böyle alıp gel bakalım. Bunu bırakıyoruz. Serpil annem gibi şu yeşil bezini. Ha canım. Şu yeşil bezini diyorum, anam gibi her yerde bırakıyorsunuz. Ne, bakın, ne yapayım onu sileceğim. Propil bez. Şöyle bakın. Katlama bu. Anam, parmakla eziyorsunuz. O da çok bir sarı bezi var. Elinden düşürme. Ne yapsın kadın? Temiz kadın onda. Çok temizdir. Biliyorum. Evet. Bunu da alıyorum şöyle. Ay vallahi pamuk bile. Bir de doyurucu biliyor musun Serpil? Güzelce. Bu sana yeter ya akşama. Döndürün yaparız. Bir sürü döndüre var. Döndüre. Sahura. Sarıyoruz. Nasıl geçiyor hafta değil mi? Daha dün pazartesiydi Serpil. Bugün cuma. Hı, sular serler gibi akıyor gidiyor işte. Allah Allah hayat işte. Ay görüyor musun ömür? Bak ne güzel yaptım Serpil. Sen bu pile işini çok güzel yapıyorsun ama. Beğeniyor musun? Evet. Bak 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 bak. Gel bakalım gel 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 gel. Hoppa. Gel bakalım. Güzellik. Ben sana söyleyeyim bu içi daldırırım ben oraya. Hemen onu da al. Hı. Hı. Koyalım İnşallah. Diğer tariflerimize geçmek için birazcık hızlı hızlı. Evet. Bak 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 bak. Burada güzelce pişiyor efendim. Gözlemelerimiz yumurtalı. Efsane bir tarif oldu. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Bununla çok güzel bir kurabiye yapacağız. Hatta vakit kalırsa şimdi bile yapmaya çalışırız. Ama çiğ köfte yoğuracağım. Daha yoğuracağım, yoğuracağım. Bir Antepli kadar olmasam da şöyle şu kısımlarını da biraz pişirmek istiyorum. Zaten şimdi sana şey derler. Allah vermesin. Bu Nermin'in çiğ köftesi ha. O yüzden değil mi sen akıllı? Tabii, ne yapayım anacığım? Evet. Biliyorsun meseleyi. Biliyorsun Allah'ım sen meseleyi ona göre diyorsun. Teşekkür ederim amin. Hayır değişiklik yaptık sonra demesinler. O öyle olmuyordu. Hemen değil. Geldi. Hemen. Bak bak renge bak. Of. Yiyen yapan herkese şifa olsun. Oruçlarımızı Rabbim kabul eylesin. Bu güzel gün hatırına inşallah herkesin ne sıkıntısı varsa Allah'tan acil devalar nasip olsun bu gece. Ve tabii teravih namazlarımız başladı. İnşallah kılmak nasip etsin Rabbim. Şöyle gezdiriyorum efendim. Bu güzellikler sizler için hazırlanıyor. Neye geçeceğiz Serpil'im? Yoğurayım mı köfteyi? Kurabiyemizi atalım. Heh, kurabiye o atalım. O pişiyorken köfte. Biz tamam. Şey yapalım. Olur olur. Şimdi evet. Sen yine kızacaksın ama ben şuraya koyayım bezimi. Koy koy. Parmağını silersin. Parmağımı silerim. Ay, bir de ciğerim yandı ki. Evet. Niye acaba? İyice kızartıyoruz efendim. Hamur kalmasın ki midemizi ağrıtmasın. Savurda da yiyeceğimiz için. Şöyle bakayım canımcığım. Bakın. Gördünüz mü? Haydi evet, göstereyim. Mis gibi alt şu yan kısmında kızartmış bulunmaktayız. Şekerimi koyuyoruz. Böyle. Güzelce yağlayıp. Oh. Şunu bir fırına göstermek istiyorum Nermin. Aç çık. Bakın tereyağı da nasıl yapışıyor, ışıl duyuyor resmen. Ekrandan bir tane uzatıp alayım diyen izleyicilerime ah keşke mümkün olsa. Keşke mümkün olsa seve seve. Seve seve keşke mümkün olsa Yüksel Bey. Yo bu böyle ben bir tık kızarmış seviyorum, bu benim olacak. Bu bir tık kızarmış olacak, Nermin, bu benim sevdiğim. Olsun dedin ya. Hani yiyenlere, yapanlara. Şimdi yemeden nasıl şifa olacak? Yapacaklar aşkım. Ben. Sen de yapacaksın. Ha. Sen yeme zaten Serpil, ne olursun. Sahuru biraz Ramazan ayını değerlendir biraz aşkım. Az yiyelim, öz yiyelim. Tamam. Gülme Orhan'a. Ay nasıl güzel çıktı. Bak Orhan'a bak, buradan ki 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 gülüyor. Olsun, gülsün, ağlasın mı adam? Gülsün. Yiyemeyeceğim gülsün. Diye gülüyor, değil mi? Tabii. Bak adam zayıf yiyor, sana ne? Nasıl oradan olsa bakayım. Bitti gözlemelerimiz. Ay mis da. Gibi oldun ha. Çok iyi oldu. Hı. Bir tanesi içini böyle bölüp bakar mı sonra? Birazdan bakalım. Soğuyana. Şimdi sıcak olduğu için şey yapmayayım. Buyurun efendim. Muhteşem. Olur mu? Niye pişmesin içi? Aa bismillahirrahmanirrahim. Risk etmeyin diyor. Açmayın diyor. Hiç pişmemiştir diyor. Risk etmeyin mi diyor? He. Dur ya. Aş Nermin gör.
Ha, vazgeçtiniz, tamam. Vazgeçsen zaten. Birazdan göstereceğim, içerisindeki yumurtayı da görmenizi istiyorum. O yüzden şimdi bölmeyeyim, azıcık dinlensin. Ben portakallı kurabiyeye geçiyorum. Sen sayana kadar ben de dilimlerim bunlar mı? Tamam. Efendim. Şöyle, ikinci şifre yerinde. İkinci şifre yerinde. Portakal dilimli, muhteşem aromalı. İsterseniz iftar sonralarında çayın yanına eşlik edebilecek renkli bir tarif. İçerisinde hem çikolata hem portakal aroması ve tabii ki eşsiz güzellikte kıyır kıyır bir hamuruyla buluştuğunda değmeyin keyfime diyeceğiniz bir tarif. 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı nişasta, bir paket kabartma, bir paket kabartma tozu, aldığı kadar un, üzeri için 1-2 adet portakal, 100 gram sütlü çikolata, 100 gram da bitter çikolatamız var. Ve sonrasında buyurun hamuru yoğuralım. Hemen bir kase alayım tarifimden. Tereyağım geldi, yumuşamış. Azıcık yumuşasın istedim. Sağ ol tatlım. Şimdi şöyle alıyorum. Bir kaşık alayım misafirin. E tabi çünkü neyle çıkaracağım hiç düşünmedim. Yok. Azıcık da sıyırayım diye. Dur onu da bunun içine koyayım. Şimdi şöyle yumuşamış tereyağını bir kaşık yardımıyla şöyle eziyorsunuz. Sıvı yağ alıyoruz. Şöyle. Hem tereyağı hem sıvı yağ var. Kıyır kıyır olsun istiyoruz. Bir adet yumurtamız. Şöyle kırıyoruz yumurtamızı. Onu da böyle bir karıştırıyoruz. Bir peçete alabilir miyim Serpil'i? Tabii. Dur canım, ben şimdi sana kağıt alıvereyim. Şöyle güzelce karıştırıp arkasından ne koyuyorum? Nişastamı koyuyorum. Nişastayı da bu şekilde açarak ilerliyorum. Şöyle pudra şekerini koyuyoruz. Kabartma tozunu da ekliyorum. Ve böyle bir karıştırma işlemi yapıyoruz. Hop. Bakın çok güzel bir kıvam oldu. Kek hamurunu andıran bir kıvamı var. Çikolataları da hemen benmer usulü eriteceğiz. Bakın. Şimdi bir eldiven alabilir miyim Serpil'im? Ha Nermin? Çikolatayı şöyle şimdi eritmeyeyim değil mi? Yok, biraz sonra eritelim. Soğuyacak falan ya. Aynen. Burada güzel bir hamur elde edeceğiz. Ele yapışmayan ama malum yapmamız gerekiyor. Ne canım? Unu yavaş yavaş temkinli koymanız gerekiyor. Ha, kontrollü, doğru söylüyorsun. Açılmasın diye. Portakal dilimlerini çok ince zar gibi bu şekilde bakın dilimledik. Şöyle göstereyim. Bu bir tanesi. Bu şekilde ince olacak ki portakal kabuğu dişe gelmesin, sizi de rahatsız etmesin. Gerçekten bakın incecik. Harika bir görüntü. Koydum. Şimdi hamuru da yoğurdum sayılır. Özellikle toz şeker kullanmadım. Toz şeker kullanabilir miyiz diyen izleyicilerimiz için bu tarifte pudra şekerini tavsiye ederim. Toz şeker bazen olabiliyor. Hamurun içerisinde böyle kıt kıt yapıyor, yani dişe geliyor. Bu hamurda ben onu istemiyorum. Böyle biraz daha parlak ve akışkan bir hamur olmasını istediğim için direkt yaptım. Pudra şekeri kullanmak istedim. Şöyle birazcık daha unu yedireceğim. Çünkü tereyağı olduğu için unu topluyor. Güzel kaymak gibi bir hamur gerçekten oluşturacağım. Tereyağı elimiz eridikçe hamuru salar ve hamur yaygınlaşır. Bakın ne kadar un verdim, yine hepsini topladı. Kasemi de şöyle bir elimle temizledim. Bütün bakın cam tertemiz hale geldi. Şöyle göstereyim. Evet, artık kasemden alabilirim. Şöyle güzelce yoğurmaya da devam ediyoruz. Vakit varsa bir 10 dakika dolapta dinlendirin ki açarken de çok rahat bir açılma sağlayasınız. Dinlendirebilir miyiz birazcık Serpil yoksa? Bence dinlendirmemize gerek yok Nermin, yağlı ya. Çok kırılacak. Yani kağıt açmayacağım, elimde açacağım o zaman. Kağıtta yapsak? Çok kırılır. Kaldıramayız. Kağıttan mı alamayız diyorsun? Bir tık dolapta beklese
Çok güzel olacak. Ha şey mi, hamuru mu? Tabii. Ama neyse ya. Direkt elimle şey yaparım ben. Bezeleri yapıp elimizle büyütürüz, ortasına bastırırız. Dur, ben yapacağım. Bir ben şimdi... kesme aparatını da alayım, kurabiyeleri keselim. Şey, ring verdim yanında. Ha, onunla keseceğim. Tamam. Şöyle. Daha alıyor mu? Kaldırıyor mu sence? Yok, dağılıyor hamur artık. Bak. Un almaz yani. Dolapta bekleyince taşlaşıyor. Onun olması evet. lazım. Dolapta beklemediği için tabii ki yağ elimizin ısısıyla geri veriyor. Aynen öyle. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Anladım ben. Bütün kırılacak. Hamur gevşektir hamur çünkü. Şurada görsün. Ortak. Aynen. Bakın şöyle. En mantıklısı efendim. Hem sizi de yormayacak. Kıyır kıyır bir hamur. Dinlenmediği için de maalesef yumuşak bir hamur. Mantıklı değil mi? Bence gayet güzel. Ya. Bizim söylediğimiz sistem çok hızlı olacaktı. Aynen. Ama bunu hemen çok uğraşmadan soğutmak gerekiyor. Dinlenmiş hamur daha güzel. Alır mısın hamurları oradan ya? Tepsimizin altına pişmesin. Bakın dediğim sistem bu. Sonrasında bakın şöyle bırakıyorum. Bu kısım çok tatlı gösterecek kurabiyeyi. Hop, bakar mısınız ya? Çok güzel olmadı mı? Bir tık daha mı? Ben küçük şey mi yapsak hamurunu? Bakın. Yok yok. Ha, iyi mi? Çok iyi. Böyle olsun. İnce olmasın. Doyurucu olsun. Serpil, ha, hamurları o ince oldu çok. İnce mi diyorsun? Hı-hı. Hamurları sen yap. Ben hemen şey yapayım, keselim. Çünkü kırılıyor biliyor musun Serpil? Evet. Hamurumuz çok ince. Bak, bak, bak. Şu anda bak, iyi bak. Bence. Hı. Bak. Birkaç tanesinde farklı portakalsız yapacağım. Bu portakalı güzel olacak. Yarısını da çikolataya batıracağız. Evet. Al tatlım, bu da sana hazır. Evet. Şunu da bastıralım. Güzellik. Gerçekten güzellik. Dağın bak. Çikolatası da gelsin, bak. Bak. Bak, bak, güzelliğe bak. Bak. Aman Allah'ım. Nasıl mutlu oluyor insan güzellikleri paylaşınca. Bak. Yağlı hamur hep dinlenmek istiyor. Tabii, ya vallahi. Çok kırılıyor. Biz öbür türlü hayatta kaldıramazdık Serpil. Çok iyi düşündüm ben de bunu bak. Evet evet. Şey olmazdı. Şimdi bakın böyle yapıyorum ya. Portakalın suyu da şey yapıyor, hamura geçiyor. Yani portakalın... hamurla buluşması ve üzerinde bıraktığı o portakal suyu aroması yediğinizde nefis. Çikolatayla da bulacağımız için yani öyle tahmin edemeyeceğiniz bir güzellik olacak efendim. Kesinlikle çayınıza eşlik etmeli bu güzellik. Kesinlikle efendim. Hiç ağır da değil. Kesinlikle. Bakın bu yöntemle şıpşak yapıverin. Birkaç tanesini limonla yapalım mı Serpil? Limonumuz çok küçük gelecek diye. O zaman küçük keseceğiz. Hı-hı. Ya istiyorsan koyalım. Oo baksana harika. Şey zaten bakayım yetecek gibi. Tepsiyi dolduralım. Daha 3 tane yapsak yeterli Serpil. 4. Bir sıra 4 oluyor ya. 4 mü? Evet canım bir sıra yapalım. Tane. İşte 3 tane yapacağız bununla. 3 tane yetecek. 2 tane kaldı. Kalanını da dolaba atalım. Şıpşak yaparız. Serpil bir tane yetmedi biliyor musun? Dilim mi? Evet. Aa. Ya bir tane yetmedi. Bu kadar olur. Ona limon koyalım bence. Çok merak ettim. Tamam. Şöyle. Dur ben dolaptan... Limonda şimdi... ekşilik verecek. Yükseldi bak. Bence limon daha güzel olacak diyor. Aa, çok baskın olur. Ben onu Yüksel Bey'e vereceğim. Anlaşıyoruz diye anlaşamayacağız. Ne diyor? Seni 240 bölüm kim çeker? 255 bölüm kim çeker? Seni Allah'ım kim ya. Çeker? Benden başka kim çeker? Ben bir mülayim. Nerede ne konuşmasını bilen hanımefendi. Serpil'e ne tahmin edeceksin? Ağzı var dili yok kadının. Ne dedi? Bana mı söyleniyor? Ben diyor ikinize tahmin ediyorum. Siz sadece sen bana sadece tahmin ediyorsun diyor. Bakın efendim şimdi bu kalan hamuru koyuyoruz buna. Böyle sarıyoruz. Dolaba kaldırıyoruz. Dolapta dinlenecek. Bu hamurlara da hiçbir şey olmaz. Uzun süre kalabilir. Çok güzel oldu.
Kurabiyeci gerçekten. Çıkın da çıkmış, görüyor musun? Bak. Bakar mısınız? Sunuma bakar mısınız? Portakal bitmeden yapın kızlar. Harika. Sonra beyler kızıyor. Beyler siz de yapın. Biz de varız diyorlar Nermin Hanım. Bak. Bak bu da limonlu. Bu da yüksele. Bak yüksel, sana yaptım. Bak şöyle kabuğunu da getirdim, limonun suyunu. Vallahi efsaneyiz. Üç şimdi tane mi koysaydık onu? Tek koyalım. Önceden ısıtılmış. Ne yapıyoruz? 180 derecelik fırına göndereceğiz. Şöyle her zamanki gibi bir zoom yapalım. Bak. Acaba ekran başındaki izleyicilerim elini uzatıp alsın. Ha, buyurun ha. Efendim. Ha? Daha mı yüksek ayara koyalım? Yağlı ya, erimesine engel olur. Ya şöyle olur. Yapalım aslında. Fansız. Yok. 200 yapayım ben. Ha. Fanı da kapatayım. Hemen pişirsin. 600 top. Evet, 200'de. Çünkü yağ eriyor. Çok kısa sürecek. Yani 15 dakika içerisinde pişecek. Çünkü hamurumuz çok ince. Dikkat edin. Hafif böyle rengi döndüğünde çıkaralım fırından. Tamam. Süper. Portakal kabuklarını rendelemediğimiz için sizden istediğim öncesinde karbonatlı suda bir miktar bekletmeniz. Dışındaki o tarımsal ilaçlardan kurtulması için bir 10 dakika kadar bekletirseniz karbonatlı suda daha sağlıklı tüketmiş olursunuz kıymetli izleyicilerim. Aklıma geldi, hemen söylemek istedim açıkçası. Neye geçelim? Güzel bir soru. Yoğurayım bence. Köftemize. Yoğurayım. Ya da cipsi mi atıp köfteye geçsek? O fırında oluyorken. Ay şu anda kararsız kaldım. Tamam. Köfteyi atalım önce, tamam. Şey, cipsi atalım. Ha, köftemizi yapak o zaman. Cips. Ev yapımı cips yapıyoruz. Bildiğiniz gibi patatesleri böyle minik minik doğramayacağız. İnce ince kıymayacağız. Burada bir yöntemimiz var. Birazdan o yöntemi sizlerle paylaşacağım ve dip sos yapacağız. Bu çocuklar biliyorsunuz cipsi çok seviyor. Yeni nesil maalesef böyle abur cuburu çok keyifle tüketiyor. Biz de anneler biraz daha yağsız ve gerçekten çocukları gelişimini etkilemeyecek tarifler vermek istiyoruz. Bu da onlardan bir tanesi kıymetli izleyicilerim. 3 adet haşlanmış bir patates olacak. Kırmızı toz biber, kuru nane, bir diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Sosunda kullanmamız için 3 yemek kaşığı yoğurt, kırmızı toz biber, pul biber, nane ve tuzdan oluşan bir malzememiz olacak. Bunlar gördüğünüz üzere. Şimdi efendim bir eldiven alayım Serpil'cim. Patatesi böyle alıyorum. Tuzu her şey koyuyoruz. Pul biberi koyuyoruz. Pratik, şipşak, cips yapımı ve sarımsak. Şimdi çok şey istedim, biliyorum Serpil, farkında mısın? Yok. Sesimi çıkarmadım, sizi çok yoruyorum. Şimdi şöyle, evet. Sarımsak, dip sosu da kullanabiliriz sarımsak. Ha, azıcık da bana verseydin ya. Ama zaten o an çıktı, bir lokmaydı. Neyse, tamam ben şey yapayım. Bugün teravih var, yeter. Kokmayalım. Ha, düşünsün sana. Teravide kokmayalım. Koymayalım mı? Yok. İyi tamam, koymayalım. Teravih namazında aman. Sen tuzunu aldın alayım mı? Yiyoruz sarımsakları sonra. Allah camide. Maske var be. Takmıyor artık insanlar da. Ama toplu alanda takıyoruz hala. Ne bileyim, ben pek göremedim. Sen tuz aldın mı? Tuz koymuştum. Biraz daha koyayım. Onu buraya koyacağım. Dip sosu. Şöyle bakın. İziyorum. Buraya koydum. Toz yok, biber. Toz koydum. Biraz da bana kalsın dip sosu. Şöyle bakın. Bir hamur elde edeceğim. Serpil, tepsimi alayım. Bir ben de verdim. Kavanoz kapağı. Kavanoz kapağı azıcık alayım. O da hazır. Bunu iyice yoğurmak gerekiyor izleyicilerim. Birazcık meşakkatli gibi gözükse de yaptıktan sonra çok keyif alacağınız bir tarif olacak. Serpil, bir miktar galeta unu istiyorum sadece. Hemen geliyorum. Galeta, bizim patatesimiz böyle birazcık sakız gibi uzayan sulu. Cinslerden sulu olduğu için ben ekstradan galeta unuyla biraz daha kıvam, yani tutucu özelliğini kullanacağım galeta ununun. Biraz daha böyle hamur haline getireceğim. Direkt bu şekilde yuvarlayamazsınız, şekillendiremezsiniz. Ama galeta unuyla toparlayabilirsiniz. Eğer sizin yaptığınız karışımda patates böyle benim gibi sünmüyor ve uzamıyorsa hiç galeta unu kullanmayın. Tarifte galeta unu yok ama patatesten patatesi de malum farklılık gösterdiği için ben bir miktar galeta unuyla hamur kıvamına getirmek istiyorum. Serpil'cim arka taraftan getirince tabii ki. Biraz şöyle göğüze bir bakışalım.
güzel niyetlerimizi, güzel enerjimizi hem ekran başındaki kıymetli izleyicilerimize hem de sizden aldığım duaları kabul edeyim. Geldin mi aşkım? Biz de konuşuyorduk izleyicilerimle. İşte ben de paketli çıkaramadım. Atışıyorduk biz de. Bir miktar galeta unuyla şöyle bir toparlıyoruz. Şurada dursun. Biraz da su istiyorum Serpil senden. Şey mi, elini mi batıracaksın? Elimi batırmak için. Yağ versem? Yağ da olur. Daha iyi olur. Şu an zaten düşündüm. Bir kere batırdığımızda yetecek. Daha iyi olacak o. Şöyle. Evet, bakın hamur haline geliyor ve eldivenime yapışmıyor artık. Onun olacak. Kıvamını siz hazırlayabilirsiniz. Bir de eldiven istiyorum sadece. Kimiz? Hoppa. Bir yerden ameliyata gireceğim efendim. Serpil, asistanım. Hemen beni asiste et. Ettim. Hazırız. Operasyona i̇şte geldik, başlayalım. Buradayız efendim. Biz bu işte. Hadi bakalım. Ustayız. Şöyle, gel Serpil, sen de yapmak ister misin? Çünkü bakmak güzel, biliyorum. Güzel. Şöyle atıyorlardı, bir de hoşuma gidiyordu. Tak tak tak. Daha küçük mü yapsak acaba? Tamam. Açacaksın ya şeyle daha. Ya aralarını boşluk bırakacağım ya. Büyük olsun. Hı? Sen bilirsin. Ben olsam küçük yaparım. Tamam, küçük yapalım. O kadar yeterli. Çünkü ezeceksin sen onları bir de. Çok güzel olacak bunlar. Şöyle. Ya bir küçük yapalım dedin, gittim büyük yapıyorum. Gene mi büyük mü yaptın? Benim de şimdi ayarım daha yok be. Şöyle. Kapağını istersen şey yap biraz, yağ. Yağlı ya köfte. Elimi süreyim ben istiyorsan. Marka var orada, markayı göstermeyelim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben şuraya dizeceğim. Bakın şöyle kapağın tersinden yararlanıp cipsimizin zemin kısmını hazırlıyoruz. Çok da pratik, biliyor musunuz? Yormuyor da sizi. Ve çok sağlıklı bir atıştırmalık. Kıymetli izleyenlerim. Çocuklarımız için her şey. Bakın. Ay ay ay. Ay ay ay. Bak. Tabii kokuyu alan geliyor. Şöyle diyorlar ki sahura kalkmadan Nermin'in lezzetlerinden bir yiyelim. Bir daha Ramazan ayı 30 gün yok. Artık şey yaparız. Yoluk yaparız buradakilere. Ekrana bakarsın Nermin, ne güzel gözüküyorlar. Değil mi? Ben şu an orayı izliyorum. Oh. Ay. Çok güzel oluyor. Gerçekten deneyin. Sen sadece bir tepsi daha yapalım hızlı hızlı. Bol bol gözüksün. Yapalım canım. Senin elin yağlı, ben alayım. Yok, şeyim hazır olacaktı benim aslında ama. Öyle dur. Mi? Ben alırım. Dur, dur peçeteyle sen şeyi çıkaramazsın ama şimdi. Dur canım. Oh, bakar mısın? Üstündekini alayım ben. Nasıl güzel oldu. Aba. Serpil onları toparlıyor zaten, ben bunları çıkartayım. Şimdi bunu efendim önceden ısıttığım 220 derecelik fırına veriyorum. Sadece patatesler böyle havaya doğru böyle hafiften kızaracak bir hareketlenme göreceğiz. Kuruduğunu hissedeceğiz. Hemen fırından çıkaracağız. Hemen geldim buraya. Onların yükseltebilirsin, ben şey yapmadım. 220'ye getirdim. Ve fan kullanmak istiyorum. Fanla havalı havalı pişireceğim. 9 tane mi aldırdık Nermin? 3-6. Evet. 9. Şöyle 1, 2, 3. Aynen. Sonra yine aynı işlemi bu tepside de. Bakın yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Yani olmaz demeyin efendim. Uğraşmam, işte yorucu demeyin. Gerçekten bak şipşak yaptık. Çocuklara dışarıda aldığınız, içinde ne katkı maddesi olduğunu bilmediğimiz ürünleri lütfen almayın. Bakın baharatıyla, patatesiyle, içine koyduğumuz galeta unuyla tamamen özleştirdiğimiz bir tarif. Ve yapımı da gerçekten kolay. Tabii, mis gibi. Yap yap ye. Yapımı da çok kolay. Ben bunu yaparım, ben sana söyleyeyim. Yapma aşkım, biraz iştah açıcı tarif. Nermin öleyim mi yani şimdi bak, vallahi ağlayasım geldi. Ölme aşkım da yani, ben de seni düşünüyorum aşkım. Bu kilo ne zor bir şey ya, vallahi. Ne barışığı, barışamıyorum işte. Barışık ol yani. Kameranın manımız diyor ki barışık ol diyor. Yok değil ya diyor, ne olacak ki diyor.
Sen ye diyor. Ama sen böyle çok güzelsin. Gerçekten ben seni böyle seviyorum. Ben seni zayıf halini hiç düşünemiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Onu ne yapacağız? Tövbe yarabbim. Allah'ım sen affet. Neler söylüyorum bak. Ama sağlıklısın Serpil. Ayaktasın. Çok şükür. Hastalık evet. Hastalık tamam. Olsa var ya Allah muhafaza. Yok yok. O işin şeyi tabii. Ay, elhamdülillah. Bak bugünümüze geldik. Ramazan ayına girdik. Ben de zayıf bir kadın olmak istiyorum Nermin. Ne istiyorsun? Zayıf bir kadın olmak istiyorum. Evet. Aynada... Ya boş ver, benim derdim bitmez ya. Ben gidiyorum, elimi yıkayacağım. Aynada. Serpil, var ya, neyse. Şurada dertlerimi anlatacağım millete. Dertler derya olmuş. Aa ya. Boş ver Serpil. Tabii sen benim şeyimi anlayamazsın Nermin. Biz böyle güzeliz Serpil. Yo ben de şişmandım Serpil. 85 kiloları görmüşsün. Ne diyorsun sen? İşi görmüşsün ve bitmiş Nermin. Ben bitiremedim. Olsun, uzun süreler onlarla mücadele ettim ben de. Öyle kolay değil. Yok Allah'ım, Allah'ım bana o gücü vermemiş. Ben ne yapayım yani? Benim suçum. Değil mi? Ha. Yani Serpil ne ki? Ben ondan daha şişmandım. Şimdi ben bunu böyle yapacağım izleyicilerim. Diğerini de hemen altına atacağım. Bir taşta. İki tepsi. Bizim ters düz yapabiliriz. Şöyle yapacağız. Bu biraz kızardı mı alta indireceğiz. Altı kızardı mı yukarı çıkaracağız. Hem de kurumasını sağlayacağız. Evet, fanla ayarı açtık, veriyoruz. Şimdi kurabiyemizin faydalarına geçiyoruz. Geliyorum. Gel gel kokuya gel. Geliyorum. Allah'a sen gel. Geliyorum. Sonra da yeme. Nasıl yeme? Ya. Yemesi kolay. Vallahi güzel oldu. Işığı kapattım. Dur. Allah sen çok büyüksün. Bunu da alsam yapışır mı tepsime? Öyle de onu verme. Dur onu alma. Almayayım, şeyi tamam. Verme alma. Tamam. Elini yakacağım. Tamam almıyorum almıyorum. Sakin. Al yeşil bezini. Ver yeşil bezini. Gel bakalım sen gel gel. Gel benim canım. Gel, gel. Evet efendim. Nasılız? Gayet güzeliz. Mis. Her zamanki gibi Nermin'in nefes mutfağı şıkır şıkır efendim. Gördüğünüz üzere şöyle bakıyoruz. Güzel. Alalım bunu seninle şu an... Ha, şey mi olsun? Soğusun diye. Nem tutmasın değil mi? Hı-hı. Buyurun Serpil Hanımcığım. Bunu da böyle çekeyim. Onu şey yapalım şimdi mı? Bu biraz soğusun izleyicilerim. Soğuduktan sonra çikolataya bulayacağız. Yarısını böyle. Şimdi ben bunun altını size göstermek istiyorum inşallah kırmadan. Aceleciyim ya biraz. Bakın. Şöyle pes. Daha ne olsun mis. Alt elde ettim. Aa. Elim yanıyor. Elimin yandığını çaktırmıyorum. Güzel. Böyledir işte. Burada bir sos patatesle onu yapıp yoğurmaya geçelim. Evet şimdi, onun sosunu da bitirip değil mi? Şöyle tuzu çok az koyuyoruz, nane ekliyoruz, toz biberimizi koyuyoruz ve güzelce tozu da döktük. Hoş geldin kardeşim. Mehmet kardeşim de geldi. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Renk harika. Şöyle biraz daha ekledim. Oh mis. Bu da fırında yaptığımız cipsin dip sosu efendim. Valla bugünkü tarifler ekstra da güzel olmuş ha. Cuma'ya yakışır. Değil mi bak kurabiye, vallahi. Cips. Bir başka ne yaptık? Gözleme yaptık. Daha geliyor. Abi onun içi pişmemiş demişti birileri. Aman ben... hiç şey olmaz Nermin. Kaç dakikamız var? Geçeyim mi yoğurmaya? Aa iyi, iyi. Şimdi mis. O zaman ben sana bir şey göstereceğim Yüksel abi. Hı, daha hiç utanmayacak. Tam 20 dakika. Tamam. Hemen yoğurmaya geçeceğim. Bakın efendim. Şöyle bir tabak aldım. Ay. İçinin pişmediğini niye göstereyim? İçi pişti. Sen nasıl bir yapımcısın sen? Ben neyim? Pişmediğini niye mi gösteriyorsun bak, diyor. Bak bak. Nasıl bak. Pişmez ya? Nasıl pişmemiş ya? Bak. Orancığım gel gel bütün gel. Bütün vitamini yakın içinde. Bütün güzelliği içinde. Savur önerisi. Ben şöyle bir tadayım. Son 30 gün yiyemeyeceğiz. Bir bakayım. Çok güzel pişmiş. Harika ötesi olmuş. Muhteşem. Yapma sana da benim. Kim demişti Nermin pişmemiş diye? Ben yumurta sarısını sevmiyorum dur. Sarısı bir yerine vereyim. Şu kulağını alayım ben. Bak gördün mü seni düşündüm. Canımsın benim. Bak. Hay Yüksel Eser'i yemeden biz yiyelim Nermin. Reji hani şey yapıyordun pişmemiş. Çok güzel gel olur. Bakayım oğlum. Gönder bakayım rejiye pişmiş mi pişmemiş mi test yapacakmış. Ona bak gidi. Şimdi. Hadi bakayım çocuğum. Gel
gel fındığım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Nefis. Verdik. Bak. Gitti. Sen çikolataları erit tatlım. Ben köfteyi yoğurmaya geçeyim. Nefis nefis. Biraz bu suyu ısıtalım mı? Aa evet evet, onu bilerek öyle bıraktım zaten. Bu patatesin suyu efendim. Hah, haşladığım su. Çok su koymayalım gene de biz. Ama sıcak olsun ki bulgurumuz şişsin. Geldim efendim. Bir Antepli kadar olmasa da bir boşnak olarak güzel bir çiğ köfte yapacağız. Urfa ve Adıyaman'dır diyorsun. Tamam. Bir de Diyarbakır'dır çiğ köfte. Bir de Nermin'in Enfes Mutfağı'nın boşnak çiğ köftesi efendim. Hemen. Evet, Nermin'in çiğ köftesiyle gel. Var ya, bir şey sorayım. Niye bunun ismini böyle koydu, ben size söyleyeyim. Siz biz yayından sonra topa tutuyorsunuz. Öyle çiğ köfte olmaz, bilmem ne şey olmaz, bilmem ne olmaz. Valla korkuyoruz sizden, kusura bakmayın. O yüzden benim oldu bu. Evet, çünkü şey, bu senin dokunuşun, senin tarifin. Biz böyle günahını aldım, çok güzel pişmiş, itiraf ediyorum diyor. Tuzlu mu? Yok, gayet iyiydi. Üçüncü şifremiz sayarak. Onu da vereyim çünkü yoğurmaya geçeceğim. Sayarak. Nermin'in çiğ köftesi için 500 gram köftelik bulgur, 4 adet haşlanmış patates, 1 tatlı kaşığı kimyon, tuz, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet kuru soğan, sıvı yağ ve 1 tutam maydanozumuz var. Şimdi efendim şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu aslında yöreden yöreye değişiyormuş, köfte olarak da yapılıyormuş. Yani çiğ köfte tam olarak denmese de farklı isimlerle bu tarif var. Var olan bir tarif. Ama biz dediğim gibi sizden çekindiğimiz için yöre ismi vermedik. Çünkü her yörede bir sıkıntı oluyor ve sonra yorumlara gelip o öyle yapılır mı? Allah sizi bildiği gibi etsin falan diyorsunuz. Allah bizi bildiği gibi etsin de gene de önlemini alalım. Ya 250 bölümde bir tane tarifin ismine de sunucumun adını koyamayacaksan ben gidiyorum Nermin. İşi bırakıyorum diyorsun. Bırakıyorum ya. Böyle de yani hassasız bu konuda lütfen. Gel bacım. Gel. Hemen hemen diyor, çok mutlu olurum diyorum Yüksel. Gönderdi diyor. Seni Serpil. Tuzu, şey, soğanı rendeleyelim mi hemen? Efendim, ben doğruyorum tatlım. Doğru canikam. Onu biraz kavuracağız biliyorsun. Şöyle bakın. Patatesi çok iyi bir şekilde yaptık. Kimyon ve tuzu yediriyorum ben bu şekilde. Biraz pul biber istiyorum. Salçaları da buraya koyacağım. Acığını ben alacağım senden. Evet, ama buraya da koyayım, renklensin. Özellikle tarifi dün Serpil atarken şey dedim, bol salça koy dedim, rengi böyle kırmızı olsun dedim, iştah açsın dedim. Kırdın mı? Olsun, canın sağ olsun. Mala gelsin. Şey gelecek zaten. Cana gelmesin, mala gelsin. Hı. Vallahi biliyor musunuz, eskiden çok üzülürdüm kırılan, dökülen bir şeye. Ya. Şimdi hiç üzülmüyorum. Boşver. Direkt şey diyorum. Mala geleceğine cana, şey cana geleceğine mala gelsin diyorum. Tamam. Vallahi Celalettin Bey'in canı sağ olsun. Şöyle buraya döküyorum. Serpil, ben sana az koy. Bizim tepsimiz ufak dedim. Sen gittin yarım kilo bulgur koydun. Ama şey, bilsen ölçüyü. Bu niye kaynamadı aşko? Geliyor geliyor. Buradan birazcık salçayı alıyorum. Sen bu arada istersen şey, soğanlarımızı vereyim sana. Şöyle onu bir önden kavuracağız tavada. Hı hı. Şuraya birazcık yağ alıyorum. Evet. Zeytinyağı alıyorum. Bir şey soracağım. Şimdiki soğanların niye böyle içi doğrarken kaçıyor? Açıyoruz. Kendiliğinden dökülüyor efendim yağımız. Şöyle biraz yağını koyalım. Evet efendim. Serpil, çikolataları da eritmedik ha. Koydum. Eriyor. Eriyor mu? Heh, koydum burada. Koydum. Gözüm döndü artık. O kadar çok işi aynı anda yapmaya çalışıyoruz ki. Bunu vermeyeceğim sana. Dur. Şöyle. Birazcık karamelize edelim. Aslında mercimek köftesi yapımına da benziyor birazcık. Çok lezzetli bir tariftir. O yüzden bugün sizlere öneri olarak paylaşmak istedim. Malum bugün cuma efendim, sahur ve iftar önerilerinde bu tarifte olabilir diye düşünüyorum. Çok suyu kaynatmayayım Serpil, yoğuramam. Alıyorum ben. Bakın. Al kuzum. Şöyle. Bak, bismillahirrahmanirrahim. Serpil, bir eldiven rica edeyim. Geliyor mu? 15 dakika. Geldi. Mı? Kalmış. Aa, ne çabuk bitti be. 15 dakika. Tövbe yarabbim. Suyum dursun yanımdan. Başlıyorum yoğurmaya. Sonra tavana atacağım. Tavanda şişecek mi bakalım. Bunun da tavanına atılmaz. Nermin, buraya nasıl atacağım bacım?
Bak ne güzel. Yani efendim. Doğruyoruz. Ay 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 serpil. Of of. Terimisin serpil. Çok kaptırdım. Peki de terimi al. Şişiyor bulgur. Kaptırdık kendimizi sen. Oh. Olmadı, şişiyor bulgur, topluyor. Bu böyle mercimek köftesi kıvamında. Buz mu yer ağzım? Buz. Nereden buluyorsun buzu abi? Yok. Köftesi. Biraz şey versene. Bulgur. Şu atın mı diyorsun? Heh. Şu atın. Şimdi çok uzun yoğuramayacağız ya şişmesi. Arka fonda. Antep'e buradan selamlar efendim, saygılar. Boşnak kızı da yoğurur muymuş? Yoğururmuş efendim. Ama bu böyle yoğrulurdu bak. Nasıl güzel oldu. Şimdi rengini kızartacağız. Serpil yeter o soğan. Koy salçaları ver yavruşum. Geldin Nermin. Ama bak. Nasıl güzel yoğurdum bak. Daha şişecek o var ya. Mis. Nerede benim mendilim? Döndük bak. Memleketimin her köşesi. Koy Serpil kök. Koy yanar. Olsun yanarım. Teşekkür ederim efendim. Şarkı için. Başka türlü yoğuramazdım. Bir enerji lazımdı. Bir nefes lazımdı. İşte o nefesi ve enerjiyi burada şu an hissettik. Ay görüyorum. Oh, yandım. Yandım. Yandım yandım. Ya bu patatesli olduğu için çiğ köfte tadında olmuyor. Bu farklı bir tarif. Yani, niye direniyor şimdi de? Bu diyor ki o şey biraz diyor yumuşak diyor. Ama bunun özelliği bu zaten. Videoyu izlemediniz mi? Size dün göndermiştim. Hani. Koyayım yüksel. Koyayım yüksel. Çikolataya da şey ettirsenize. Bak eridi ne güzel. Üstüne de yağ yakalım mı bunu? Kime? Bunun. Yoksa yok. Direkt sıkıp koyalım. Tabii. Getir sıkalım. Bana turşumuz muşumuz hazır. Ne getireyim Nermin? Sunum tabağı. Ay kadın nefes nefese kaldı görüyor musun bak. Vallahi. Bu sana iyi gelecek ha. Ziyan etmemek için onu da koydum var ya. Yeter ne yapayım Nermin yoğuruyorsun madem. Ay, ama bunun tuzu az olduysa biraz daha tuz koyalım. Tuz mu? Bir de pul biber koyalım. Yüksel acı seviyor ya. Getir pul biberi. Serpil dök. Ay. Oh nefesim kesildi. Çiğ köfteyi duyan geldi Serpil dök. Görüyor musun? Ay. Dök ser. Celalettin Bey baharatı kırdım. Celalettin Bey duydunuz mu zilin sesini? Baharat veya adamlık istiyoruz. Evet kırdım öbürü de bozuldu. Tamam. Oh valla çok güzel oldu. Görüyor musun bak. Mis. Ben onu şimdi biraz sonra. Şimdi içindeki bulgur biliyorsunuz yoğruldukça şey yapar. Serpil kurabiyeye çekeceğiz. Sen bunları sıkmaya başla eldivenle. Biraz suyu al yanına. Ben kurabiyeleri sunuma hazırlayayım. Serpil.
Vallahi kendimi böyle Diyarbakırlı gibi hissettim. Şimdi bunu böyle alacağız. Böyle vuracağız. İyice özleşecek bu. Oo, vallahi güzel oldu. Serpil yine salçayı az koymuş. Niye şu salça konusunda cimrilik yapıyorum bilmiyorum ki. Az mı olmuş? Böyle daha kırmızı istiyordum. Serpil salça bilmiyor diyor işte. Oo, vallahi çok güzel yoğurdum bak. 15 dakikadır yoğuruyor. O bir dinlensin de bak gör, kapış kapış gidecek. Çok güzel oldu ama. Tabii. Biraz daha salçayı arttırın. Ben biraz cimri davranmış olabilirim hanımlar. Yok yok, bu şişecek, göreceksin birazdan. Çiğ köfteci geldi. Kas yaptım bugün. Cuma bak bakayım saatte. Bulguruna. Bakayım. Hmm. Olay olmuş ama ha. Ya. Valla bak. Müziği verebilir miyiz? Sık. Müziği verebilir miyiz? Gelsin müzik. Su alayım Serpil. Yok yok, sen çikolataları yap, ben onu tamam. Alayım. Gel, sana yedireceğim. Bak bak, tek ellerinde. Aç Serpil. Ramazan öncesi. Hamlede. Böyle böyle yanınızda çalıştırdığınızı böyle iştahlı çalıştıracaksınız. Bak. Serpil kurabiyeler bitmeyecek, hadi. Namin. Sık Serpil, sık. Alta yeşillik, turşu, murşu ne istiyorsan ver Serpil. Sunum bende, sen rahat ol. Sunum sende Serpil. Rahat ol, rahat. Efendim artık müzik olayında kendimiz tamamlamış bulunuyoruz. Oo. Serpil. Hocam. Bunun tabağı. Gel. Hep mi çalışacak? İyi dedin ya. Hep mi çalışacağız kardeşim? Gel. Bak ne yapıyoruz? Bak. Çava bak. Bak bak. Öyle de buraya girmemişsin. Sen efendim, pastaneden almanıza hiç gerek yok. Yapın, yapın, yapın. Yapın evde, yedirin çocuklarınıza. En süslüsünden. Bak, tarife bak. Bak. Vallahi bak, oturayım. Bak, bak, bak. Yüksel Bey, elinize emeğinize sağlık. Bulmuştunuz bu tarifi. Evet, biz de görüyorduk ama siz bize önerdiniz. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Vallahi billahi. Keşfette boş gezmiyorsun Yüksel, tamam. Benim de keşfette neler çıkıyor karşıma iki gündür Yüksel, Allah. İyi dedin. Hay Allah. Ne yapayım, Allah çıkardı karşıma ya. Arka fondaki müziğimiz. İtalyan lezzeti güzel olur ama şeyin, kurabiyenin. Aa, bir gün İtalyan pizzası yapalım. Yapalım nane. Aman Allah'ım, bu bol çikolatası Yüksel'e. Hadi Serpil. Yetiştiriyorum lan. Bizim gavur dağları, acı kahve içerler. Vallahi çok güzel oldu kıvam. Reji coştu. Benim sesime tahammül edemediğinizi bilmiyordum. Yani bugün gördüm. Konuşmayayım diye dayadınız son müziğini. Tamam. Şuku da seviyor ama. Yazdım ben bunu. Şuku müzikle çalışmayı yazdım seviyor. Yazdım ben bunu. Ama izleyicim benim sesimi seviyor. Enerji veriyorum, öyle diyorlar. Vallahi çok güzel yaptım ha. Bak sana Yüksel, şey görüyor musun? Bak bak, bak, bak. Vallahi şıp diye bak, nasıl, bak nasıl yoğurdum bak. Vallahi mis. Bak
Evet, salçası az ama ben ona dün akşam uyarmadım mı grupta Yüksel? Uyardım. Evet. Suçlu Serpil. İşte tek böyle kardeş. Tek ayak bekleyecek misin Serpil? Tek ayak üstünde çıkıyor. Oğlum oraya tamam ki. Efendim, o kaldıramaz şu an ayağı. Boş ver. Patates. Orada bez, orada bez, orada. Narmin bak yanında. Sunun kabında. Oyuna düştük. Allah'ım patateslere bakın. Altındakileri Narmin önce. Aman Allah'ım. Bak 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 bak. Çocuklara cips. Efendim daha ne yapayım? Vallahi yayında. Daha ne yapayım? Oradan oraya, yani? Oradan oraya koşuyoruz yeminle. Vallahi. Serpil bir böyle derin kase. Niçin? Cipsler için. Bunu alabilir miyim boyum? Gel. Çocuk. Sen yetişemezsin Zafer. Gel. Aytaç gelsin uzun anne. Boylu gel. Yaz delikanlı. Oğlumuz Aytaç. Kız arıyoruz. Alttakini alayım siyahı. Daha güzel. Kaçtı boy oğlum? 1.85 falan boylarda. Allah'ım pizza tepsi çıktı. İtalyan pizza dedik ya. Allah'ım işte şuna bak. Bu yeter mi Nermin şimdilik? Bak 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 bak. Hı? Cipslerimize bakın efendim. Yeter Serpil, çok yeter. Heh, yeter, çok yeter. Yeter. Bunu tabağa. Aynen, onu birazdan yayın sıkarız. Sonrası vallahi sıkarız. Zaten burası doldu Serpil. Herkes sıkılmadan da yer. Patates cipslerimiz bakın. Daha ne olsun efendim. Allah bin bir alkış reji lütfen, kurban olayım yani, elin saf yani. Çalışıyoruz hem burada. Hem oynattım, hem yedirdim, hem içirdim. Daha ne yapayım yani? Bak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü demişler. Neyse, verdiniz. Temizliyoruz. 2-3 dakikaymış Serpil. Tamam. Tamam, geliyorum. Hemen alalım. Bak, bu senin. Çok güzel oldular ya. Kıtır kıtır. Nasıl güzel kokuyor mübarek. Ay Allah'ım, sana çok şükür ya Rabbim. Serpil, sosu versene. Dur. Geldim. Sosu şöyle koyacağım ortaya. Küçük güzel bir tabağımız yok mu bizim? Sos tabağımız. Hemen onu koyuverelim. Ay. Sunum da önemli. Serpil, sunum biliyorsun benim en takıldığım nokta. Ay Nermin dur, ayağım gibi ayağım bir pabuca sıkıştı. Neresin oynayan Serpil? Sana kim oynadı? Bilmiyorum. Tamam, geldim. Ay kenarına sürüldü ya. Tamam. Tüh. Dur. Evet. Nermin. Ay kayıyordum. Şu köftemizin. Al canım, al canım, al canım. Evet, sunum tabağı istiyorum Serpil, ko. Neye? Buna. Bu burada. Tamam, hemen onu. Ama bunu çıkar. O dursun, çıkarmayalım. Heh. Dolaba atacağız, donsun. Şurayı alalım. Sileyim. Başka neyimiz vardı? Tamam, bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı gerçekten? Biz bir saattir uğraşıyor. Bunun için mi uğraşıyor? Ama sunum ağırlıklı şeylerdi hepsi. Efendim, günün sonuna geldik. Son şifre yol efendim. Gideceğiniz yollar hepsi hayırlı olsun. Rabbim en güzel yolu beni izleyen, özellikle Kanal 7 izleyicilerine nasip etsin. Bak, torpilli bir dua efendim sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Bu akşam sahura kalkacağız. Allah inşallah Ramazan ayını, 11 ayın sultanı Ramazan ayını büyük bir mutlulukla, coşkuyla, sevinçle, sağlıkla bitirip Ramazan bayramına erişmemizi inşallah nasip etsin efendim. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü gibi renkli ve güzel olsun. Bir günahımız olduysa efendim affola, Rabbime emanet ediyorum. Pazartesi günü saatler 12.30 dediğinde tekrardan biz burada sizleri bekliyor olacağız. Rabbime emanet olun. Keyifli günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.